Arkadaşlar merhabalar, bugün 9 Temmuz 2024 günlerden Salı. Şimdi arkamda gösteriler var. Burası bir belediyenin önü. Londra'da bir belediyenin önü. Bir tarafta Filistin'i destekleyenler. Hemen iki adım ötesinde İsrail'i destekleyenler birbirlerine laf atıyorlar. Şöyle bir bakalım. Öyle birbirlerine girmiyorlar, kavga etmiyorlar ama bu arada bu çadırdakiler de arkadaşlar Filistin'i destekleyenler, gece gündüz buradalar, bu çadırlarda kalıyorlar. Şöyle bir bakalım. Bakın arkamda çadırlar var. Burada çadırlar var. Belediyenin önünde. Belediye hiç karışmıyor. Polisler de seyrediyor. Arkadaşlar çadırlar böyle. Şimdi yavaş yavaş bir yaklaşalım. Terrorist supporters of our streets! Terrorist supporters!
Arkadaşlar şimdi bağırıyorlar, tam anlaşılmıyor, biraz kenara çekildim. İsrail tarafı terörist diye bağırıyor Filistin tarafına. Filistin tarafı bombalamayı durdurun, İşte Netanyahu artık saklanamayacak falan. Ne bileyim ya, yani bilmiyorum. Neyse, yorumu sonraya bırakalım. Arkadaşlar burası belediye binasının önü. Şöyle. Aylardır mesela burada çadır kurdular belediyenin önünde. Şöyle çadırları görüyorsunuz. Yani hiç, aynı zamanda parlamentonun önünde de böyle çadır kuruyorlar. Aylarca kalabiliyorlar. Kimse sesini çıkarmıyor yani. Kaldırıp atmıyorlar. Şöyle bir de bakalım. Belediyenin önü. Çadırlar. Bir tek işte galiba bu parti değişmeseydi, muhafazakar parti gitmeseydi, homeless, evsizlerin böyle sağa sola yatmaları, matmaları, çadır kurmalarını engel olacaklardı. Bir kanun çıkaracaklardı. Onlara ne diyelim, suçlu muamelesi yapacaklardı ama şu anda askı da o. Fakat protesto çadırlarını her yere kurabiliyorlar. Yani hem belediyelerin önüne kurabiliyorlar, hem parlamentonun önüne kurabiliyorlar. Her türlü. İşte Sri Lanka, Tamiller, dünyanın diğer ülkeleri, Ekvador'uydu, şuydu, buydu, işte şimdi Palestin. Yani rahat rahat protesto yapabiliyorlar. Terrorist!
istem. Arkadaşlar bakın iç içe görüyor musunuz? Hemen yan yanalar. İsrail'i destekleyenlerle şeyler. Merhaba. I'm Turkish. How are you? Oh good, good. Are you supporting Israel? Yeah, the IDF, everybody, yes. Very soon, we're going to arrest Yahya Sinwar. You know Yahya Sinwar? The Hamas leader in Gaza. Yeah, yeah. And we're going to lynch him like we lynched Saddam Hussein. Like Saddam, you remember Saddam? You remember we lynched Saddam? We, let me tell you who we are. Are you meaning Israel? No. No, here. Is there any connection with Israel? We are Christians United for Israel, from Africa. Okay, you are Christian, not Jewish. No, we're Christians from Africa. Okay. We, if you touch one Jew, we wake all of us. We are the people that told the Iraqis to link Saddam. After World War II, you see all the Nazis that were hanged, we tell them, very soon we'll catch Yahya Sinwar and we're gonna lynch him. Okay. Because he kidnapped babies. And he raped women. What was your name? And he caught Benjamin. Benjamin. You are Christian. Why are you supporting Israel? Because it's a Christian duty to support Israel. Only religious reason. Yeah. Every Christian, it's your duty to pray and support the Jewish people. But the Jewish people gave us Jesus Christ. And I love Benjamin Netanyahu. He's my hero. I'm Benjamin. Netanyahu is what? He's my hero. I'm Benjamin. What about Palestine? People? Oh, there are a lot of terrorists. Huh? Terrorists? Look, October 7th, all of them were celebrating in Gaza. You remember? You saw it on the news. Even here, they were celebrating. In Paris, they were celebrating. In Arkadaşlar, kendisi Hristiyan, sadece dini sebeplerle İsrail'i destekliyor. Filistin liderini Saddam Hüseyin gibi linç edeceklerini söylüyor. Yani bir anlam veremedim. Bu arada arkadaşlar salladığı bayrak şöyle bak bayrak İsrail defans güçleri diye defense forces diye bir bayrak sallıyor. Neyse desteklemesine bir anlam veremedim. Nefretine de. Bakın arkadaşlar ne kadar yakın. İsrail bayrakları ve Filistin'i destekleyenler. Yani en azından kavga etmiyorlar, birbirlerine girmiyorlar. Arkadaşlar biraz önce konuştuğum zenci adam işte Saddam Hüseyin gibi olacak diyor. Sonu Filistin liderlerinin. Adam kraldan çok kralcı. Bak geliyor bak. By Hamas, they shot him in the head. They have it on their own video. Your lead brother? No, my brother in the race. He's an African Jew. Okay. Yeah, he's an African Jew from Tanzania. Tanzania. Because of him, we're gonna hang him. Good man. He's a good man. I know. But they are not judged. No. You said your friend killed by Hamas. Celebrating for Hamas. And who elected Hamas? Palestinians elected Hamas. Yes. We're finished to go for the mullah.
Arkadaşlar 9 Temmuz 2024 Salı, ben Bahattin Çağdaş. İşte geçerken gördüm, bakayım dedim. Valla iki taraftan da olmayan, başlarda konuştuğumuz şapkalı adam var ya, o kızgın. Yani bu protestolara kızgın, rahatsız. Valla böyle gidiyor işte. O bağırıyor now now. Yani ateşkes şimdi now now now. Öbür taraf diyor now 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 şimdi. O ona terörist diyor. O ona terörist diyor. O diyor benim adamımı öldürdü diyor. O benim adamımı öldürdü diyor. Bu böyle gider. Yani Arap'ın yalellesi gibi böyle gider. Aylardır sürüyor. Bilmiyorum yani. Bir oyun mu seyrediyoruz, ne yapıyoruz? Böyle halkı oyalıyorlar mı? Bakın müzik çalıyorlar, oynuyorlar. Birbirlerine saldırma yok. Yani iyi saldırmaması. Durum bu. Siz de burada gördüklerinizden, size gösterdiklerinden yazarsınız yani. Ne hissediyorsunuz diye. Bakın burada işte yemeklerini falan yiyorlar. O gece kalanlar, çadırlarda kalanlar. Bu arkadaş herhalde işte evsiz. Çadırlar var orada. Arkadaşlar, neden bu belediyenin önünde protesto ettiklerini hanımefendi söyledi. Belediye için, emekliler için toparlanan para, fon, İsrail'in galiba asker silah yapımında kullanılıyor ve o silahlar da İsrail'e satılıyor. O yüzden bu belediyenin önünde aylardır protesto ediliyormuş. Onu da anlamış oldum.